Dostlar Esenlikler, ben Atsine'yi. Bugün sizlere ilginç bir kitabı tanıtacağım. Kitabın adı Sapıklarla Dinsizlerin Çeşitli Mezhepleri. Kitabın ismi bu. Yazarı da Ebu Muhammed Osman bin Abdullah bin El Hasan El Iraki El Hanefi diye bir adam. Yani bu çok uzun bir isim ya. Buna şey desek olmaz mı? Hani El Hanefi ya da ne bileyim. Hani Ebu Muhammed Osman de, o da olmuyor. El Hasan olsa, Tamam. El Hasan. Tamam. Evet, El Hasan hoşuma gitti. El Hasan'ın kitabı. Kitabın Arapça ismi de şey. El Firakul Mutef Ne? El Firakul Mufterika Beyne Ehli Zeyk ve Zandaka. Prezındık der gibi bir isim var bu kitabın içinde. Türkçe'ye çeviren de Doktor Yaşar Kutluaymış. İslam dini ve mezhepleri tarihi asistanı. Yani çeviriyor dönem yapan bir asistan. Yani böyle bir çeviri yaptıysa demek ki ciddi bir kişiymiş o dönem. Kendisine bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bunu seslendireceğiz arkadaşlar. Buradaki tabii ki benim fikirlerim falan değil. Yani bulduğum basılı bir materyali seslendiriyorum sadece. <laughs> Başlayalım. Birincisi Ezraki. Tabii öncesinde çok uzun bir şey var. 12 sayfalık farklı bir yapım var. Ya burada daha ziyade şeyler tartışılmış. İşte bu mezheplerin ortaya çıkışı, onlarla alakalı tartışmalar falan var. Onları almadım. Dedim direkt konuya geçeyim. Hem yani böyle şekilde daha iyi anlaşılır olay. Bakalım. Birincisi Ezrakiye'ymiş. Bunları okumaktaki amacım da şu mezhepler sapıktır. Bunlara sakın girmeyin. Yani arkadaşlar bu yola girerseniz helak olursunuz gibi şeyler değil. Ha, onu da başından söyleyeyim yani. Benim bunu şey yapmaktaki, okumaktaki temel amacım yani bilgi sahibi olmaz. Böyle mezhepler de varmış. i̇nsanlar bakın bunları da düşünmüşler. Çünkü bana ilginç geldi. Yani Hz. Muhammed yeryüzü bana temiz bir mescit kalındı diye bir hadis ortaya koydu söyleniyor Hz. Muhammed'in. Mesela bazı mezhepler bu yüzden yeryüzünün neresine abdest bozacağız diye düşünüyorlar. Evet ve bu yoldan ortaya bir mezhep çıkıyor örneğin. Yani bana ilginç geldi. Yani sadece çömleklere ya da nehirlere idrar yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ama senin nehire idrarını yaptığını mesela Cengiz Han görse yani büyük sıkıntılar çıkar daha bu arada. Yani nasıl yapacağız o zaman? Bakalım. Birincisi Ezrakiye. Bunlar Ebu Raşid Nafi bil Ezraka mensupturlar. Bu zat İbn Abbas ile münakaşalarda bulunmuş. Mağlup olunca ondan ayrılarak El Ehvaz'a gitmiş. Bidatlerini orada ortaya atmış ve yine orada ölmüştür. İleri sürdükleri meseleler beş tanedir. Bunlar a. Kim ve ne kadar uzaklarda olursa olsun, kendilerine iltihak etmezse kafirdir. Hmm. Muhsin erkeğe haddi kazi tatbik edilemez. Fakat aynı vasfı taşıyan kadına edilir. Muhsin olanın recmi caiz değildir. Çaldığı az da çok da olsa hırsızın elinin kesilmesi şarttır. Sultana itaat verdiği emir haklı da haksız da olsa farzdır sultanın emrine karşı gelen kafirdir. İdam, i̇damı gerekir. Hmm. Burada yazarın kendi şeyi var, karşılığı var. Diyor ki bu iddialara şöyle cevap veririz. Görüşleri son derece yanlış olup küfür ve ilhada yakındır. Zira ileri sürdükleri iddialar Kur'an'ı red ve sünnetle icma aykırı gelecek mahiyettedir. Sıfatı böyle olan bir kimsenin ise gerçek İslamlıkta yeri yoktur. Meymun bir mihrana Ezrakiye hakkında fikri sorulduğunda şöyle demiştir. İtikatlarınca sultanın emrine muhalefet eden kafir ve idamı vaciptir. Ve devamla Haccac Ezrakiye'nin görüşlerinde olduğu için bu tevile dayanarak birçok Müslümanı katletmişti. Emrül Mumin'in Ali bin Ebi Talib'e kızgınlığından ismini zikretmez sadece Ebu Tuğrab der. Onun katilini överdi. Allah'ın ve Resul'ün sevdiği birisine buğz eden kimse bu şekavet ve hüsran kafidir. Allah kitabı kadimden ondan razı olduğunu haber vermiş. Hazreti Peygamber onun cennete gideceğine şehadet etmiştir. Allah şöyle buyurmuştur. Andolsun ki Allah müminlerden seninle ağacın altında biat ederlerken razı olmuştur. Hiç şüphesiz Ali radıyallahu anda onların arasındaydı. Esasen o cennet ile müjdelenen on kişiden biridir. Hazreti Peygamber Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin seyyididir. Onların babası ise her ikisinden de hayırlıdır. Buyurmuştur. Hazreti Ali'ye Ali söven ve onu iyi şekilde anmayan kimse Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş sayılır. Azuz intikam olan Allah ondan intikam alacaktır. Kendilerine iltikak yani hicret etmeyen etmeyenin kafir olduğu şeklindeki iddiaları yanlıştır. Zira Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur ve hicret ikidir. Birisi kötü amellerden hicret, diğeri Allah'a ve Resulüne hicrettir. Birincisi masiyeti terk, ikincisi taattir buyurmuştur. Ezrakiye'ye olan hicret bu iki hasletten de mahrumdur. Bu hicrette bir şey yoktur ve onların sözlerine itimat edilmez. Muhsin olan erkeğe haddi kazin tatbik edilemeyeceği meselesine gelince. Bunların şartları bellidir. Hür, akıl, bali, Müslüman ve zina fiilinden uzak olmaktır. Bu şartlar kimde bulunursa o kimse ister erkek ister kadın olsun muhsindir ve iftira halinde hat icap eder. Ümmet bu konuda ittifak etmiş ve icma meydana gelmiştir. Muhsin olan insanın recm edilmesini uygun görmemeleri konusunda bizim fikrimiz şudur. Bu görüşleri de yanlıştır. Zira Hazreti Peygamber maizi recmetmiştir. Hazreti Ömer bin İlhattab şöyle söylemiştir. Allah'ın kitabına göre recm, erkek veya kadın muhsin de olsa, zina ettiğine dair beyyine veya itiraf veya gebelik varsa haktır. Ve Allah'ın kitabına erkek ve kadın için had bulmuyorsunuz diyerek, Recim ayetinin anlamında doğru yoldan sapmayasınız. Resulullah'ın recmi tatbik ettiği bir vakadır. Biz de recmederiz ve ben nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer insanlar Ömer kitaba ilave yaptı demeseler, oraya ihtiyar kadın ve erkek zina ederse ikisini de recmedin diye yazardım. Bu doğrudur ve biz bunu okumuş bulunuyoruz. Hırsızın kayıtsız ve şartsız elinin kesilmesi hakkındaki görüşlerine gelince. Bu da sünnet ve icma aykırıdır. Zira Hz. Peygamber İbni Ömer'in bir rivayetine göre kıymeti üç dirhem olan bir kalkanı çalanın elini kestirmiştir. Başka bir rivayete göre Hz. Peygamber şöyle söylemiştir. Hırsızın çaldığı eşyanın kıymeti bir kalkan kıymetinde ise eli kesilir. Burada kalkan kelimesi harfi tarif ile zikredildiğinde nazaran belirli bir kalkan kastedilmiştir. Bu sebeple bilinmesi gerekir. Selef Hazreti Peygamber'in çalındığı için çalanın elini kestirdiği kalkanın kıymeti konusunda ihtilaf etmiştir. İbn Abbas 10 dirhem, İbn Ömer 3 dirhem, Enes 5 dirhem demişler. Ayet mutlaktır dememişlerdir. Allah'ın bu konuda kabli şöyledir. Erkek hırsızla kadın hırsızın o irtikap ettiklerine bir karşılık ve ceza Allah'ın ibaret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesin. Görülüyor ki emir çoğada azada şamildir. Bu sebeple görüşümüzü şöyle ifade edebiliriz. Elleri kesmenin vücubu konusunda ayet mücmeldir. Allah Hazreti Peygamber'e müphem şeyleri beğen ve mücmelleri tafsille görevlendirmiştir. Nitekim bu hususta bize beyan ve yukarıda zikrettiğimiz gibi ayetin anlatmak istediği tafsil edilmiştir. Bunun başka türlü olmasa da imkan yoktur. Bu Allah'ın şu emri gibidir. Namaz kılınız, zekat veriniz. Nasıl yapılacağı anlatılmadan mutlak olarak namaz kılmamız ve zekat vermemiz emredilmekte. Sonra Hz. Peygamber bunların kemiyet ve keyfiyetlerini beyan etmektedir. Bahsettiğimiz konu da bunun gibidir elleri kesmeyi icap ettirecek nisap ve bu nisabın altında kalıp da kesmeyi gerektirmeyecek miktar hususunda icmai ümmet vardır. Sultana kayıtsız şartsız itaatin farz olduğu hakkındaki görüşleri de sünnet ve icma aykırıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Halika isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. Bu konuda icmada ümmet de vardır ki bu hadis amel edilmiş ve terk edilmemiştir. Şimdiye kadar anlattıklarımızda Ezra Kiyye'nin bütün iddialarının saçma, bidat, kitap ve sünnete aykırı oldukları meydana çıkmış oluyor. Demiş. Ne demiş Hz. Muhammed? Halika isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. İçinde eski kelimeler var. Aslında günümüz Türkçesine uyarlansaymış bu kitaplar daha da iyi olurmuş diye düşünüyorum. Mata 1960'lı yıllarda konuşulan akademik Türkçeden bahsediyoruz. Aradan kaç sene geçmiş? 63 yıl. Vay. 63 yıl önceki bir araştırma bu arkadaşlar. Yani çok çok eski. Gerçi zaman kavramını neye göre değerlendiriyoruz? Yani. Nazım Hikmet'in ya şiiri vardı ya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. O dönem doğan taylar böyle geniş sağırlı birer kısrak olmuşlar. Ama zeytin fidanları hala fidan hala fidan. Neye göre eski, neye göre yeni? İki ibadiyi. Abdullah bin il ibada mensup olandır. İleri sürdükleri başlıca iddia ve görüşler şudur. Biz hiç kimse için o mümindir veya kafirdir diyemeyiz. Zira artık vahiy gelmemektedir. Ebu Bekir ve Ömer bu dünyadan ayrılmışlardır. Bugün bize hakikatleri açıklayacak ve mümini kafirden ayırt edecek bir kimse kalmamıştır. Kimseye mümindir veya kafirdir diyemeyiz. Ortaya attıkları meselelerden biri de şudur. Büyük günah işleyen insana mumin de müşrik de demeyiz. Bunlar anne ve kız kardeşlerle nikahı tevciz ederler. Bu iddiaya şöyle cevap veririz. Bu tayfen nakidesi yanlış ve davetlerini icabet edenler de azdır. Onlar mecusiler ve anneler ve kız kardeşlerle nikahı tecviz konusundan birleşmişlerdir. Allah'ın emrini inkar etmektedirler. Analarınız ve kız kardeşleriniz size haram kılındı. Bu konuda Kate'de şöyle diyor. İbadiye bu ümmetin mecusileridir. Kimseye mümin de kafir de demeyiz görüşlerine gelince. Bu hakikaten uzak bir vehimdir. Kalpleri körleşmiştir. Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını çok iyi bilendir. İmtihan emrinin yanı sıra onların mümin kadınlar diye Ömer bin İl Hattab şöyle söylemiştir. İnsanların içini Allah dışını insanlar bilir. Ve Resulullah dünyadan göçtü de vahiy kesildi. Kim bizimle namaz kılarsa onun mümin olduğuna hükmederiz. Büyük günah işleyene mümin veya müşrik demeyiz görüşlerine cevabımız şudur. Büyük günah onu işleyenden imanı selbetmez. Görmüyor musunuz? Allah Teala Usame bin Zeyd ve arkadaşları İslam'a sığınanı, katlettikleri zaman ne buyurmuştu? Ey iman edenler! Allah yolunda harbe çıktığınız zaman tam açıklamasını bekleyin. Size selam verene dünya hayatının menfaatını arayarak sen mümin değilsin demeyin. Onları bir Müslümanı katlettikten sonra da iman ederler diye adlandırıyor ve Müslümana müminden başka bir şey nispetini nehyediyor. Böylece ayetler ve rivayetler bize batının değil, zahirin muteber olduğunu öğretiyor. Batını bilmek Allah'a mahsustur. Onun yarattıklarından hiçbirinin batını bilmesi için yol yoktur. Bu husus Hazreti Peygamber'in insanlar Allah'tan başka ilak yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Öyle derlerse kaçanları ve malları emniyettedir. Öyle derlerse kanları ve malları emniyettedir. Sözlerinin doğru olup olmadığı ve sonuçları Allah'a bağlıdır. Sözüyle de tekit edilmiştir. Böylece ibadiyenin fikirlerinin boş, saçma ve bidatlerden ibaret olduğu ortaya çıkar. 3. Hamziye Bunlar Allah'ın isimlerini bilmeyenin iman sahibi olamayacağını iddia ederler. Bunlara göre tevhid kimsenin ulaşamayacağı bir bilgidir. Bu şey gibi mi acaba? Eski Yunan'da vardı ya. Ya da aslında günümüzde de mi var bilmiyorum da bu tartışma. Bu acaba bunu tartışan var mıdır? Yani tartışan dediğim Öğrenme, öğretme anlamıyla değil de gerçekten derin anlamda mutlaka vardır, evet. Doğru bilgi mümkün müdür? Bu tartışılıyor. Bilginin doğruluğu ne kadar mümkündür diye. Ve genelde toplumların hareketli olduğu dönemde tartışılır. Yani toplum eğer hareketsiz bir haldeyse tartışılmıyor da bir yenilik geliyorsa ve eski bilinenlerin yanlış olduğunun farkına varılıyorsa şunu tartışırlar. Doğru bilgi mümkün müdür diye anlaşılan bunlar da böyle bir tartışmanın içine girmişler. Yani şey doğru bilgiye ulaşılabilir mi ulaşılamaz mı gibi. Hani belki de bunların da doğru bilgisi tevhiddi. Gerçekten bilinebilir mi bilinemez mi diye tartışmış olabilirler. Tevhidin ne olduğunu bilmeyen insanları mazur görürler. Hamza bin Evrek'e mensup olduklarından Hamziye diye adlandırılırlar. Bu bidatı ilk ortaya koyan Hamza bin Evrek'tir. Bunlar ganimeti helal saymaz ve kafirlerin köle edinmesini tecviz etmezler. İddialarına cevap olarak deriz ki Allah'ın şu emirleriyle, onu ve birliğini bilmek farzdır. Ve bu hususta ümmet ittifak etmiş, icma vaki olmuştur. Bilin ki şu Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Yani benim bir olduğumu kabul etmeleri için yarattım. Onun bilgisi ve birliğine nazar ve istidalden başka yolla gidilemez. İnsanlar da bununla mükelleftirler. Allah şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde olana bakın ve Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Ve göklerin ve yerin hükümranlığını Allah'ın yarattığı her şey ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimalini düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze inanacaklar? Ve kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır görmez misiniz? Ve kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Ve bu insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yaratıldığına bir bakmazlar mı? Bu anlamda varit olmuş diğer ayetler ve yukarıdakiler nazar ve istidali emir şeklinde murad ederler. Yani bakınız bunları düşününüz. Benim vahdaniyet ve kudretimi biliniz anlamını ifade ederler. Yaratılmış olanlara bakan ve deliller üzerinden düşünen, bütün bu yapılmış şeylerin bir yapıcısı olduğunu anlar. Buna inanır, birliğini ikrar ve onun peygamberini tasdik ederse mumindir. İmanı ve tevhidi sahihtir. Allah'ın peygamberlerin ve ecdadın isimlerini bilmemenin bir mahzuru olmadığı konusunda ehli sünnet ve cemaat müttefiktir. Tevhidin anlaşılması imkansız olduğu iddialarına gelince şöyle deriz. Eğer gerçek sizin zannettiğiniz gibi olsaydı Allah kullarına tevhide emretmezdi. Öyle olsa Allah'ın kullarının yapamayacağı bir şey onlara yüklemiş, teklif etmiş olması gerekirdi. Halbuki bu konuda Allah şöyle buyurmuştur. Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler. Yukarıdaki zikri geçen ayetlerde görüldüğü gibi Allah kullarının kullarına kendisi ve bir olduğunu bilmeyenleri emretmiştir. Eğer birliği bilinmez olsaydı bunu emretmezdi. Böylece tevhidin bilinmez olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Ganimetlerin taksimi konusunda da kitap ve sünnet onları yalanlamaktadır. Kitapta Allah'ın sözü şöyledir. Bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın, peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Sünnette Resulullah beşte birinin verilmesini emretti bunu benden önce kimse dememişti sözüyle ganimeti mübah saymaktadır. <laughs> Kafirlerin köle edinilmesini tecviz etmeme görüşleri de Hazreti Peygamber'in birini katledenin yok edilmesi lazımdır. Kim bir esir alırsa o esir onundur sözüyle iptal edilmiştir. Buradaki lan harf temlik içindir. Böylece Hamziye'nin ileri sürdüğü iddiaların hepsinin boş, bidat ve sapıklık olduğu meydana çıkmış oluyor. Hidayet ancak Allah'tandır demiş ve şeye geçmiş. Halefiye. Dinden dönenlerle yapılan harpten imtina ettikleri, Ebu Bekir'in bu husustaki davetine Hazreti Peygamber'in vefatında ve İslam'ın sarsıntıya uğradığı sıralarda özür beyan edip veya hastalandıklarını söyleyip icabet etmedikleri için bütün sahabeyi kafir sayanlardır. Bunlar bu zamanda kadın olsun, erkek olsun cihattan kaçanları da tekfir ederler. Halefiye mezhebiymiş. Cevap. Dinden dönenlerle yapılan harpten imtina eden sahabenin kafir sayılması konusunda deriz ki bu boş bir sözdür. Çünkü sahabiler harpten kaçındıklarından kafir olmuş olsalardı, Ebu Bekir dinden dönenlerden önce onlarla kıtale başlardı. Zira onların küfre sapmalarıyla açılacak bela ve fesat daha genel ve büyük olurdu. Nitekim onlarla kıtale girişmemiş ve dinden dönenlerle tek başına ve benimle gelenlerle savaşırım demiştir. Bu da sahabenin kafir olmadıklarına delalet eder. Cihattan kaçanların tekfiri konusuna gelince. Bu da batıldır. Bir rivayette şöyle denilmektedir. Bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve cihad etmek, gazveye gitmek için müsaade istedi. Hazreti Peygamber soğudu. Annen baban var mı? Evet. Öyleyse onlar için çalış ve ona cihada gitmeyerek anne babasının hizmetinde çalışmasını emretti. Gazve farz olsaydı onu ebeveynine hizmet için bundan men eder miydi? Nitekim namaz, oruç ve bunun gibi ibadetlerden men etmemiştir. 5. Kuziye Bu ilginç bir mezhep. Hazreti Peygamber'in yeryüzü bana temiz bir mescit kılınmıştır hadisine dayanarak, yeryüzüne küçük ve büyük abdest bozulmasını caiz görmeyerek, bu ihtiyaçlar için nehirleri ve çömlekleri kuz kullananlardır. Bu sebeple kuziye diye adlandırılmışlardır. Bir insan bu taifeden birinin elbisesine veya bedeninin bir tarafına dokunursa orasının yıkanması gerektiğine hükmederler. Abi tamam da nehirleri niye kullanıyorsunuz? Yani sonuçta oradan su içiliyor. Yani insanların başka su kaynağı da yok. Siz direkt gidip o su kaynağının içine yani olacak iş mi şimdi bu? Ayrıca o dönem çömlek dediğiniz şeyin de kolay bulunan bir şey olsa dahi ucuz olduğunu da hiç zannetmiyorum. Yani bugün züccaciye takımları ucuz mu ki o dönemde çömlek takımları ucuz olsun? Bir de dokunduğu yere direkt yıkıyor. E nerede yıkayacaksın? Nehirden aldığın suyla. Doğru mu? Doğru. E peki sen abi az önce nehire ne yaptın? Nasıl olacak yani? Bunu bir açıklayabilir misin bana? Keza tenasül aletlerinin... Elbiselerine temas etmesini önlemek için bir kese kullanırlar. Namazı elbiseyle kılmazlar. Nasıl lan? Tenasül aletinin elbisesine temas etmesini önlemek için bir kese. Adamlar iç çamaşırı bulmuşlar anladığım. Namazı da elbiseyle kılmazlar. Nasıl kılıyorlar acaba? Bunların itikatları son derece yanlıştır. Çünkü onların sözleriyle kıyas edilirse, cunup veya hayızlı olanların da yere ayak basmamaları icap eder. Zira böyle olanların mescide girmesi yasaktır. Çömlek kullanmak da böyledir. Aynı şekilde bir erkeğin yeryüzünün hiçbir yerinde eşiyle münasebette bulunmaması lazımdır. Zira insanlar bu fiili mescitlerde yapmaktan men edilmişlerdir. He doğru mescitlerde yapmaktan men ediliyor mantıklı. Abi bizim Mozambik'te geçen gün şey olmuştu ya imamın teki camide bir kadınla basılmıştı. Daha sonra adamın karısının annesi falan geliyor, adamın eşi geliyor. Bizim Mozambik'teki imamı görevden aldılar diye biliyorum. Abi Mozambik'teki olaylardan biri mesela. Yani direkt mescit dediği için bu örneği verdim. Yoksa yani ormanda, sokakta falan, tramvayda, otobüste artık görür olduk böyle şeyleri. saat diyor, heh, Zira böylece, yani o yüzden öyle parklardaki, bahçelerdeki meseleleri falan örnek olarak vermedim. Ama bence bu konuların bir mahremiyetinin olması gerekiyor. Yani, yani mahrem bir durum abi. Sen niye gelip otobüste böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani benim gözümün önünde. Yani ne gerek var? Hemen sizin bu mahremiyetinizi görmek zorunda değilim ki. Neyse, devam edelim. Aynı şekilde bir erkeğin, ha, tam buraya okumuştuk. Allah'ın kitabındaki şu buyruğundan dolayı bunların görüşleri kitaba aykırıdır. Din işlerinin de üzerinizde hiçbir güçlük yüklenmedi. İnsanın küçük abdestini tutması hacet halinde bir nehir veya çömlek araması kadar büyük bir güçlük olabilir mi? Allah onun aklını ve akidesini alsın. Oğlum hmm, harbi ha düşünsene bir altına sıkıştı çömlek arıyorsun böyle bir yerde. Ya da bir nehir arıyorsun lan nehir nerede? Bir de Arabistan'da yaşıyorsun abi her taraf çöl nehir de yok ne yapacaksın? mesele. Bunların itikatleri son derece yanlıştır diyor. Tenasül organları için kese kullanmak hakkındaki görüşlerine gelince bu Müslümanların icmağına aykırıdır. Zira Müslümanlar elbise ile namaz kılınması hususunda müttefikler. Hatta elbise ile kılmak daha eftaldir ve tenasül organları için kese kullanmazlar. Bu taifenin görüşleri bidat, istedikleri şeyler güç ve faydaları ziyade zararlıdır altı kenziye. Bu neymiş? Bunu daha önce ben duymuştum sanki. Kenziye. Bu zamanda zekat verilmesinin farz olmadığını söyleyenlerdir. İddialarına göre zekatın şartı gerçek mümin'e sarf edilmesidir. Bu sebeple biz bugün birinin gerçek mümin olup olmadığını bilemeyiz. Dolayısıyla zekatın da kimseye verilmemesi gerekir. Öyleyse Allah müstehak olana kısmet edinceye kadar zekatı yer altına gömeriz derler ve onun içinde kenziye adını alırlar. Ha parayı elinde de tutmuyor, gidip yer altına gömüyor. Abi ya başkası bulursa yani sen dolaylı yoldan vermiş oluyorsun o parayı. Bunlar zekatın faiz, farziyetini inkar ettikleri için küfre almışlardır. Allah namaz kılınız, zekat veriniz sözüyle zekata emretmiş ve kitabında fakirler ve miskinler sözüyle de zekatın kime verileceğini beyan buyurmuştur. Asıl şiddetli tehdit zekatı vermeyip onu gömenlere, saklayanlara ve yerli yerince sarf etmeyenleredir. Altın ve gümüşü yiyip ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları pek acıklı bir azap ile muştula. Böylece sabit olunuyor ki bu fikir sahipleri sapıklık içindedir. Ama bence de ilginç ya. Kimin gerçek mümin olduğunu bilemeyiz. Ya burada şey gibi geliyor bana. Hani biz vermek istemiyoruz abi. Yani o yüzden böyle bir şey saptık, yola saptık. İşin bagını bulmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ama tutmamış galiba. 7. Şemrahiye. Abdullah bin Şemrah'a mensup olanlardır. Kendilerini Hububiyye diye adlandırırlar. Hububiyye mi? Hububat gibi oluyor. İddialarına göre eğer muhabbet sahih olursa ibadet, emir ve nehi kalkar. Mahabet ehli namaz ve orucu terk ile isyanda bulunursa mazurdurlar ecnebi kadınlarla nikahsız ve onları cari edinmek sizin cinsi münasebette bulunmakta mahzar yoktur. Zira Allah onları bunun için yaratmıştır. Yani bu çok ağır bir cümle. Diyor ki bak, ecnebi kadınlarla nikahsız ve onları cari edinmek sizin cinsi münasebette bulunmakta mahsur yoktur. Zira Allah onları bunun için yaratmıştır. Yani şunu diyor. Eğer bizim dinimizden değilse Allah onları bizim keyfimiz için yarattı. Yani istediğimiz şekilde istediğimiz şeyi yapabiliriz diyorlar. O ayağa geçeceksin abi. İnsan dediğin şey bir bireydir yani. Senin cinsel objen değildir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu bunu geç abi. Bu çok hoş bir cümle değil yani. Bu değişik bir şey. Bunu boşuyor. Bir de şey varmış. Ee, bakalım bu Kenziye, ha Şehrami'yi okuyorduk. Cevap olarak şöyle deriz. Söyleyip hikaye ettikleri küfür ve ibahedir. Çünkü Allah'ın kitabını inkar ve onun haram kıldıklarını helal saymışlardır. Kur'an'ı inkar ve Allah'ın haram kıldıklarını helal saymak ise icma ile küfürdür. Allah şöyle buyurmuştur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Öyle müminler ki onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut kendi cariyelerine karşı olan durumları müstesnadır. Peki cariye nedir? Cariyenin ne olduğuyla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Cariye nedir? Cariye cihat durumunda karşı taraftan elde edilen yani elde edilen dediğim kaçırılan kadınlara cariye denir. Cariye budur. Yani gidiyorlar bir yerde savaşıyorlar, oradaki erkekleri öldürüyorlar savaşçıları. Kadınları da biz bunları cariye yaptık diye kendilerini alıyorlar. E bu insanlarla aralarında bir nikah kıyma zorunluluğu falan da yok. Hemen orada bir de azil hakları var. Tak orada bunu da kullanıyorlar. Kendilerince bir hak bu azilde. Ve bu cariyeyi kendi aralarında değiştiredebiliyorlar, satadabiliyorlar yani her şeyi yapıyorlar. Bunun adı nedir siz söyleyin. Yani Allah kitabı keriminde evli olan insana tatbik edilecek zina cezası olarak recmi beyan etmiştir. Muhabbet ehlinden ve emir nehyin kalkacağına dair sözlerine gelince bu icma aykırı ve batıldır. Peygamberlerin hiçbirinden fazla Allah'ı seven bir Kişi tasavvur edilemez ve Allah indinde onlardan şerefli bir mevkide kimse yoktur. Böyle olduğu halde onların hiçbiri kendisinden Teklifin kaldırıldığını söylememiştir. Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir. Biz peygamberler grubuna bela kat kat gelir. Böylece akıllarının kısalığı yüzünden görüşlerinin batıl olduğu meydana çıkmış oluyor. Tevfik ancak Allah'ındır. Bir de Ahmediye mezhebi varmış. Ahmediye. Buradan oluyor. Bunlarca muhabediye de denir. Ahnes ve Mabet Abdülkerim bin Acret ve Salebe bin Miskan'a mensup haricilerdendir. bunlar hariciymiş. Bunların iddialarına göre taat ve sadakaların sevabı ancak bizzat yaparsa insana ulaşır. Sevabın ulaşması da ancak hayattayken olur. Öldükten sonra ona ne kendisinin yaptığı taatin ne de başkalarının yaptığı hac, umre, dua, istihbar, sadaka ve bunlar gibi şeylerin faydası dokunmaz. Buna delil olarak imanı gösterirler ve derler ki eğer hayatta bulunanların işledikleri amellerin ölülere faydalı olması caiz olsaydı imanlarının da ölülere faydalığının caiz olması gerekirdi. Halbuki birisinin başkası namına imanı ittifakla caiz görülmez. Diğer taatler de böyledir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır. Hakikaten insan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Bunların söyledikleri kitap, sünnet ve icma aykırı olduğu için tamamen batıldır. Kitapta Allah şöyle buyuruyor. İman edip de zürriyetlerini de iman ile kendilerine tabi olanlar yok mu? Biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Zürriyet kelimesi hem evlat hem de aba. Hepsini için almak üzere kullanılıyor. Ayet her ikisinde de şamildir. Nitekim Allah mümin kolunu cennette sevindirmek için çocukları babalarıyla, anaları babaları ve anaların evlatlarıyla cennette bir araya koyuyor. Derece olarak hiçbirini uzak tutmuyor. Böylece cennette mümine nimetlerini tamamlıyor. Zira orası darul karame ve nimetlerin tamam olduğu yerdir. Said bin Cübeyr İbn Abbas'dan rivayet ediyor. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah müminin zürriyetini amelce geri de olsa sevindirmek için kendi derecesini yükseltir da haktan rivayet edildiğine nazaran o da şöyle demiştir. Biz onların nesillerini de kendilerine kattık sözünden Murat henüz iman mertebesine ulaşmamış çocuklardır. Onlar büyüklerinin imanı dolayısıyla onlara ilhak edilir. Bu konuda sünnetin hükmüne gelince Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Ademoğlu ölünce artık ameli kesilir. Yalnız şu üçü kalır. Devamlı sadaka yani sadakayı cariye, faydalanan ve bilgi ve kendisine dua edilen hayırlı evlat. Sadaka veriyor, sadakayı cariye. bilgi ve kendisine dua edilen hayırlı bir evlat varmış. Keza Amr bin Şuayb'ın babası ve ceddi yoluyla rivayet ettiğini nazaran As bin Vail kendisi için yüz kölenin azat edilmesini vasiyet etmiş. Oğlu Hişam elli tanesini azat etmiş. Oğlu Ömer de diğer elliyi azat etmek istemiş ve bu hususu Hazreti Peygamber'e sormuş. Ey Resulallah, babam yüz köle vasiyet etti. Hişam ellisini azat etti, bana elli tane kaldı. Onları azat edeyim mi? Şöyle cevap vermiştir. Eğer o Müslüm ise onları azat et veya sadaka olarak dağıt ve onun namına hac et. Ona ulaşır. Şimdi benim burada sorum şu. Bu adam bir kere yüz insanı niye köleleştiriyor abi? Yani bu adamın neden yüz tane kölesi var? Yani bir de na nasıl oluyor mesela gelip benim kapımı çalıyor tak 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 at seni. Ha merhaba dostum ne yapıyorsun? Ya ne olsun işte benim babam vefat etti. Tamam abi ışıklar içinde uyusun. Ee, bu yanımdaki arkadaş da babamın kölelerinden biriydi. Ben bunu sana hediye olarak getirdim. Ben ne yapıyorum abi köle alıp içeriye geçiyorum. Ya diyorum çok sağ olasın dostum hadi sonra görüşürüz falan. Yani bu, bu ne ya bu köleleştirme olayı? Neyse hayatta olanların dua ve sadakalarının ölülere faydalı olduğu ve onların onlara ulaştığı hususunda Müslümanlar icma etmişlerdir. Bu konuda haberler ve asar vaki ile varid olmuştur. Hazreti Peygamber, sahabe ve tabinin ölüler için dua ve istiğfarda bulunmuşlar ve onlar adına sadaka vermişlerdir. Eğer bunların ölenlere faydası olmasaydı hiç yaparlar mıydı? delil olarak kullandıkları ayet şu zikredeceğimiz ayete mensuhtur. Bunu i̇bn Abbas rivayet etmiştir. Mamafi bunun mensuh olmadığına hükmetsek bile yine de onların anladıkları şekilde delil olmazdı. Olamazdı. Zira biz şöyle diyoruz. İnsanın çalışmasına bağlı olarak sevabın vuslunu kabul ederiz. Kim devamlı sadaka, başkalarının faydalanındıkları ilim ve hayırlı evladın yani ölen kimsenin çalışmasından olmadığını söyleyebilir. Çalışmanın eseri baki kaldıkça sevap insandan kesilmez. Görmüyor musunuz Allah ne buyuruyor? O gün insana önden yolladığı ile geri bıraktığı ne varsa hepsi haber verilecek. Ve her nefs önden ne yolladığını ve geriye ne bıraktığını bilmişti. Önden gönderdikleri şeyleri ve eserleri yazmakta bulunan biziz. Bu üç ayetin kastettiği iyi ve kötü hareketlerdir. i̇bn Abbas Hazreti Peygamber'in şu sözüne işaret eder. Kim iyi işlerse onun ecri vardır ve bu kıymet kıyamet gününe kadar devam eder. Kim kötü iş işlerse onun da karşılığı vardır ve bu kıyamet gününe kadar devam eder. Bu hususu Allahu Teala'nın şu sözü de delalet eder. Çünkü onlar kıyamet gününde kendilerinin günah yüklerini kamilan taşıdıktan başka saptırdıkları bilgisiz kimselerin vebellerinden bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat et ki onların sırtlayacakları büyükler ne kötüdür. Böylece Ahnesiye'nin ha Ahnesiye'ymiş. Ben niye biraz önce Ahmediye diyor okudum ya. Neyse. Ha Ahnesiye'nin sözlerinin yanlış ve boş şeyler oldukları ortaya çıkmış oluyor. Hmm, düzeltiyorum arkadaşlar. Ahnesiye mezhebi imiş. Bunun ismini doğru okuyacağım arkadaşlar. Muhakkime mezhebi. Bir hadise hakkında hüküm veren kimsenin kafir olduğunu iddia edenlerdir. Ebu Musa el-Eşari kendisiyle halk arasında hakem kabul ettiği için Ali'yi tekvir ederler. Bu hususta da hüküm de Allah'tan başkasının değildir. Ayetine delil gösterirler. Keza o zaman Talha, Zübeyr, Ayşe, Muaviye ve askerlerini Müslüman olup da küçük günah ve mesai işleyenleri tekvir ederler. Cevap olarak şöyle deriz. Yani kitabı yazan arkadaş söylüyor. Bu taifenin iddiası yanlıştır. Zira Allah'ın tahkimi tecviz hatta emrettiği kitabını kelamı kadimini inkar edenler Allah şöyle buyuruyor. Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Ve sahabe hakkında andolsun ki Allah müminlerden seninle ağacın altına biat edenlerden razı olmuştur. Hiç şüphesiz Osman, Ali Talha ve Zübeyir cennetle müjdelenen on kişi arasındadır ve ağacın altında biatleşenlerdendir. Onlara cennet ve marifet vaat edildiğine Allah Teala'nın şu sözüyle herkes şahittir. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah bunun için kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklara akan cennetler hazırladı. İşte bu en büyük saadettir. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Yani bir Müslümanı öldüren bir kişinin cezası nedir? Yani o da öldürülür yani kısas yapılır veya bir Müslüman öldürdüyse herhalde cehenneme gider yani kasıtlı anlamda. Ve şimdi bu cennetle müjdelenen 10 kişi birbirleriyle yaptıkları savaşta öldürülüyorlar. Yani bu nasıl olacak? Mesela Talha ile Zübeyir Hazreti Ali'ye karşı savaşırken ölüyorlar. Yani birbirleriyle savaşırken ölmüşler. Yani nasıl yani bunların hepsi cennete gidiyor? Sonuçta kısas gerektiren bir durum var. Kısas kim uygulanacak onu da bilen yok. E, bu bilmiyorum yani. Kendi lehlerine delil zannettikleri ayet bilakis aleyhlerine delildir. Çünkü bizim görüşümüze göre Hakem göndermek Allah'ın bir hüküm emri ve iktizasıdır. Yani iktizasıdır. Nitekim hakem gönderin emri onlar için delil ve hüccet olamaz. Küçük günah işleyenlerin tekfiri meselesini ibadiyede ele aldığımız için tekrara lüzum görmüyoruz. Eyvallah. Gelelim meymuniye mezhebine. Kitapta nas ile haram kılınmış olduğunu iddia ederek büyük anneler ve çocukların kızlarıyla nikahı caiz görenlerdir. Abi bu nikah meselesini Araplar niye bu kadar şey yapıyorlar ya takılıyorlar? Abi belli işte yani akraba evliliği yapmayacaksınız. Gerçi Kur'an'da akraba evliliği yasak değil, serbesttir. Yani akraba evliliği siz gene de yapmayın abi ya da yapsalar mı? Arapta Araplar yapabilir tamam evet Araplar yapabilir arkadaşlar. Yani akraba evliliği falan yapmayacaksınız. İşte Alt soy, üst soy falan abi bunlardan uzak durun. Böyle bir durum söz konusu değil çünkü olamaz da. Yani ne bileyim hani gidin abi başka biriyle evlenin yani kadın mı yok erkek mi yok yakın çevreyle evlilik falan yapmayın. Bu kötü bir şey. Yani ben söyleyeyim de akraba evliliği hele hele asla yapmayın. Yani çok büyük zarar görürsünüz bu işten. Zaten bunlara göre dünya katiyen imamsız kalamaz. Ebu Bekir'in halife hilafete layık olduğunu kabul edip Ali bin Ebi Talip'ten uzaklaşan kimse ister Kureyş'ten ister başka kabileden olsun hilafet ve imamete layıktır. Yusuf suresini inkar ile onun Kur'an'dan olmadığını kabul ederler. Hmm. Şimdi bu arkadaşlar diyorlar ki Kur'an'da Yusuf suresi diye bir sure yok. Yani otomatikman Kur'an'ın değiştirilmiş olduğunu da iddia ediyorlarmış. Meymuniye mezhebi. Bu sapık fırkaya adını veren Meymun Acari'den Acariden Bizim görüşümüze göre, yani benim değil kitabı yazanın görüşüne göre, bunların itikatları son derece yanlıştır. Çünkü bir taraftan küfre, bir taraftan mecusiliğe, bir taraftan da dinsizliğe meyil etmektedir. Küfre meyil etmeleri Yusuf suresinin inkarlarındandır. Zira ümmet, Allah'ın kitabından bir ayeti bile inkar edenin küfründe müttefiktir. Bir sure nasıl inkar edilebilir? Abi bunu söyleyen başka insanlar da var. Sadece bunlar söylemiyor ki yani. Mecusiliğe mail etmeleri büyük anneler ve çocuklarının kızları ile nikahı yani babaannesiyle ve torunuyla evlenmekten bahsediyor bu arkadaşlar. Yani evlilik değil zaten o başka bir şey de. Oğlum yani şeyi, elmayı, armudu taşladın, şeftaliye mi başladın? Yani ne ya büyük anne, torun falan hayırdır abi sizin aklınızdan ne geçiyor? Mecusiliğe etmeleri büyük anneler ve çocuklarının kızlarıyla nikahı, bunlarla evlenmenin haramlığının nas ile sabit olmadığını delil göstererek tecviz etmelerindendir. Bu iddialarına şöyle cevap verebiliriz. Adı geçenlerle evlenmek kitapta nas ile haram kılınmıştır. Bu husus iki şekilde beyan edilebilir. Edin abi. A. Büyük anne gerçekte anne demektir. Yani Bence de doğru katılıyorum. Zira annenin manası asıldır. Anne büyük anne olmasa olur muydu? Büyük anne annenin aslıdır. Bu bakımdan büyük anne de gerçek anne gibidir. B. Şayet büyük annenin gerçekten anne olmadığını kabul edersek o mecazen de anne değildir denilebilir mi? Çünkü lafz bazen gerçek bazen de mecazi manasına kullanır. O zaman da şöyle deriz. Büyük anne mecazen de anne kabul edilir. Nitekim Araplar amcaya baba, teyzeye de anne demişlerdir. Bu Allah'ın şu kavlinde de böyledir. Babasını ve annesini tahtın üstüne çıkarıp oturttu. O günlerdeki Yakup'un zevcesi Yusuf, Yusuf'un teyzesiydi. Bununla beraber anne menzilesinde zikredilmiştir. Teyzenin anne sayılması caiz olduğuna göre büyük anne daha önceden sayılır. Çünkü anne büyük annenin bir cüzüdür ve bir şeyde ve bir şey neyse Çözü de odur. Oğlum, yani annesine yürüyecek kadar. Hani marjinal bizdik ya. Abi bak senin dört tane eş ve sınırsız cariye almak gibi bir hakkın var kendi kitabına göre. Yani ne bileyim anneannenle torununla ne işin var senin ya. Buna neyse dur bakalım geçelim. Kitap ve mütevatir haber gibi kesin bir hüccet olsun olan icmada bizim sözlerimizi teyit eder çocuklarının kızlarıyla nikahlanmak hususunda da durum aynıdır. Büyük anne meselesine söylediğimiz gibi güzün asıl ile aynı şey olması veya mecaz yoluyla ya da icma dolayısıyla onlarla nikahlanmak da kitapta nas haram kılınmıştır. Hilafete Kureyş'ten olmayanların da geçebileceği hususuna gelince bu sünnete mugayridir. Çünkü Hazreti Peygamber imamlar Kureyş'tendir buyurmuştur. Şimdi bizim Mozambik'tekiler de şey diyor. Ya bizim halifeliğimiz vardı abi niye kaldırdınız? Bak burada yazan adam büyük ihtimal bir Arap. Kendi hadisini ortaya koyuyor. Yani Araplar Türklerin halifelini tanımıyor kardeşim. Tanımıyor. <laughs> yani zaten senin halifen olsaydı büyük ihtimal bugün işte Suudlar bunu tanımayacaklardı. İranlar Arap değil ama onlar da tanımaz diye düşünüyorum. Çünkü senin halifen Kureyşi değil. E bir Kureyşli de niye getirip Mozambik'in dini lideri yapasın ki? Yani çok vasıfları tabi hariç. Vasıflıysa olabilir ama. Yani vasıf olmayan bir Kureyşli niye getirip kendini halife tayin ediyorsun? Neyse. Nerede kalmıştık? Burada yani imamlar Kureyş'tendir buyuruyor. Amr bin İlas'tan gelen bir başka rivayette Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini işittim. Kureyş hayırda da şerde de kıyamete kadar insanların önderleridir denilmektedir. Yani insanların en hayırlıları da Kureyşliler olacakmış, en şerlileri de. Kureyş'ten gelen bir heyet içinde bulunan Muhammed bin Cübeyr bin Mut'am Muavviye'nin yanındayken şahit olduğu bir olayı şöyle naklediyor. Abdullah bir Amr il Asın kahtan birisinin birisinin melik olacağı sözü Muaviye'ye ulaştığında Muaviye kızdı, ayağa kalktı. Allah'ı yaraşır şekilde övdükten sonra ne Allah'ın kitabında ne peygamberin eserinde bulman bazı sözleri içinizden bazılarınızın söylediklerini duydum. Bunlar ancak cahil olanlarınızdır. Sahiplerin doğru yoldan saptırarak arzularından sakının. Ben Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini işittim. Dini tuttukça bu iş yani riayet kureyşindir. Buna karşı geleni Allah zelil eder. Bu rivayet Buhari'de vardır. Hmm, demek Buhari'de de var. E, hani abi ırkçılık yoktu sizde? Yani bu ırkçılık, yani siz ümmet değil misiniz abi? Tamam ümmet, tam güzel ümmet. E bu durumda ümmetin her bireyi diğeri kadar değerli olmalı mı? E olmalı evet mantıklı olan da bu. Yani sonuçta hepsinin cennete gitmesi kabul ediliyor. Yani tamamının cenneti ehli olma imkanı var. E hepsinin cennet ehli olma imkanı varsa abi sen niye kabilecilik yapıyorsun? Hı? Niye? Ve sen de kabilecilik yaptın. Hani ırkçı değildiniz siz? Hem de Buhari'de geçen bir hadis yani. Buhari'de de İbni Ömer'den nakledilen bir rivayette Hazreti Peygamber Kureyş'ten iki kişi kalana kadar riyaset işi onlarındır dedi denilmektedir. Sahih hadisler yani. yani Kureyş'i olanlar diyor yönetecek. Ya e ben Kureyş'i değilim ben melik olamıyor muyum? Yok sen olamıyorsun. E bu ırkçılık yani Arap olması da yetmiyor. Yani Kureyş'i olacak. Haşimi de olmuyor Kureyş'i tabi. Kureyş olması şart. Keza Hazreti Ebu Bekir'in Beni Said'e avlusuna Hazreti Ömer ile girdiğinde Ensar'ın bir bizden bir sizden halife olsun sözü üzerine siz Hazreti Peygamber'in imamlar Kureyş'tendir sözünü işitmediniz mi demiş ve onların tarif etmeleri üzerine şöyle söylemiştir. Emirler bizden vezirler sizden olsun ve bu fikir üzerine ittifak etmişlerdir. Böylece Meymune'nin, Meymuniye'nin görüş ve iddialarının zayıf ve temelsiz bulundukları sabit olmuş oluyor. Diyorlar ve en çok tartışmayı yaratan mezhebe geçiyoruz arkadaşlar. Hariciye. Herhalde bunlar onlar. Hariciler. Evet. Diyor ki Ali bin Ebi Talip zamanında ona karşı huruc edenlerdir. İddialarına göre ağızlarını toprak kapatsın. <laughs> Bu nasıl bir şey lan? Yani de değişik bir hitap. Yani bugüne kadar çok ilginç şeyler duydum. Mesela seni eşekler kovalasın gibi. Ama ağızlarını toprak kapatsın daha ilginç. Ha bu ama şeyden iddialarından dolayı öyle demiş. Yani haşa demek gibi. O yüzden baştan alayım. Ali bin Ebi Talip zamanında ona karşı huruc edenlerdir. İddialarına göre ağızlarını toprak kapatsın. Hazret Ali dinsizin biridir. Akidelerine göre küçük bir günah işleyen imandan çıkmış olur. Bu fikirleri dolayısıyla hariciye diye isimlendirildiler. Yani küçük bir günah işleyen imandan çıktıysa otomatikman kafir olmuş oluyor ve senin bunu mürted ilan etmen lazım. Dininden çıktığı için mürted ilan ettiğin adama da üç gün İslam tebliğ edersin. Bazı mezheplere göre ona da gerek yok. Kabul etti etti. Etmedi boynunu vuruyorsun. Malını müsaade ediyorsun. Karısından boşandırıyorsun. Otomatikmen bunlar olur. Yani nasıl olacak yani adam Herkes küçük bir hata yapabilir abi. Yani tamamı imansız mı olacak insanların mesela? Keza iddialarına göre amelde kusur ve taati ihlal eden dinsizdir. Bunlara cevap olarak ve iddialarını çürütmek için aşağıdaki fasıllarda Hazreti Ali'nin faziletlerini zikredeceğiz. Hazreti Ali'nin haklı olarak imam ve halife olduğunda ümmetin icmağı vardır. Ona buğuz edenler dinden çıkmış, noksan akıllı, kötü niyetli ahlaksızlardır. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel babasından, o da Şafi'den rivayet ediyor. O şöyle demiştir. Malik bin Enes'in söyle, şöyle söylediğini işittim. Biz bir insanı babası dolayısıyla değil, ancak Ali bin Ebi Talib'e olan kini ilebiliriz. biliriz. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ya Ali, Allah Teala bana Ebu Bekir'i velet, Ömer'i müşir, Osman'ı senet ittihaz etmemi emretti. Ve sen ey Ali, benim zahrımsın. Sizin dördünüzden ummul kitapta da misa kalmıştır. Sizleri sevenler mümin, kin besleyenler facirdir. Sizler benim nübüvvetimin halifeleri, ümmetimin üzerinde benim delilim ve benim vekillerimsiniz. Birbirinizden ayrılmayın, bozuşmayın, birlik olun küçük günah işleyenlerin imandan çıkacakları görüşleri Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve ümmetin icmağına aykırıdır. Hiç kıymeti yoktur. Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah yolunda harbe çıktığınız zaman meselelerin tam açıklanmasını bekleyin. Size Müslümanca selam verene dünya hayatının geçici menfaatini ayırarak sen mümin değilsin demeyin. Ve ey iman edenler! Tam bir sıdk-ı buhlusa, malik bir tevbeyle Allah'a dönün. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmeyecek, nurları önlerinde ve sağlarına kadar koşacak. Ey Rabbimiz! diyecekler. Bizim nurumuzu tamamla. Bizi yarlığa. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Günahına tevbe eden günah işlememiş gibidir. Amelde kusur ve taatı ihlal eden kimse dinsizdir görüşüne gelince. Bunun cevabı zikrettiklerimizin içinde mevcuttur. Amelde kusur, mesai ve kebair irtikabından ehvendir. Büyük günahlar imanı yok etmediğine nazaran kusur hiç etmez. Gelelim saltiye mezhebine. Osman bin Salt ve Es-Salt bin Ebis salata tabi olanlar. Abi bu nasıl bir isim ya? Mesela bana soruyorlar kime tabisin ya Atsine'yi? Ben şey diyorum. Osman bin İssalt ve Essalt bin Ebi Salta tabiyim. Yani bunu direkt Ebu Salt olarak alalım. Ebis Salt. Müminlerin çocukları öldüğü zaman namazlarının kalınmasını caiz görmezler. Keza çocukların buluğu ermeden nikahlanmalarını tecviz etmezler. Tecviz etmek ne demek ya? Şunun anlamına bakayım bir yere. Bize göre sözleri yanlıştır, tutulacak tarafı yoktur. Çünkü çocukların bu dünyaya ait işlerde anne ve babalarının hükmünde oldukları hususunda icma vardır. Hazreti Peygamber çocuklar için namaz kılardı, sahabe ve tabinin de ondan sonra buna devam etmiştir. Bu Müslümanlar arasında öteden beri yapılan bir şeydir demiş. Zaten çocukların ölmesi yani bu çok ilginç bir durum. Neden ilginç bu durum? Şimdi dünyanın bir sınav yeri olduğunu düşünüyor bu arkadaşlar yani. Dışarıdan bir gözle bakıp sorayım. Tamam sınav yeri. Herkes sınava geldi. Sınava girip çıkacağız. Normal durumda ne olur arkadaşlar? İşte bana derler ki ya at sineği, sen sınavı geçtin ya da at sineği, sen sınavdan kaldın. Seninle beraber mesela 30 kişilik sınıftaki işte 16 kişi sınavdan kaldı. 14 kişi sınavı geçti. Ne güzel biz 14'ümüz o zaman bir 3 seviyeye geçiyoruz. Doğru mu? Doğru. Geriye kalan 15 ne yapıyor? İşte tekrar ediyorlar. Başka şeyler yapıyorlar. Onlar da geçiyorlar veya tekrar kalıyorlar. Bu tamam. Şimdi hikayemiz böyle olunca tutarlı. Ama şöyle olunca ne olacak? Diyelim biz gene 30 kişi sınava girdik. E sınava girdiğimiz zaman 5 kişi tamam mı? Sınava geldiler ki anam o da ne kağıt yok. Hoca dedi ki bu 5 kişiye ya arkadaşlar siz 5'iniz size kağıt kalmadığından dolayı direkt sınıfı geçtiniz. Nasıl olacak yani? Ya ben de o zaman niye çalıştım ki bu sınavı o 5'i direkt sınıfı geçecekse? Veya şöyle olduğunu farz edelim, o 5 kişi geldi, öğretmen bu çocuklara dedi ki arkadaşlar size sınav kağıdı kalmadı. Evet hocam, hadi siz evinize gidin yani, size ihtiyaç yok. E, bu çocuklar niye o zaman o kadar çalıştılar, niye gelip derse girdiler, nasıl olacak yani? Hani bu sistemin tam olarak çalışabilmesi için çocukların hiçbir şekilde ölmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani çocukların ölmesi bence en büyük problemlerden birisidir ki yani bazı korkunç olaylar var bu konudan. Çocuklar ölünce cennete gider şeklinde inanan yani kimi psikopatların yaptığı bazı eylemler var bahsetmeyeyim bile. Şehbaniye ve Yezidiye mezheplerine geçelim. Bunlar kadınların hilafet ve imametini zalim sultana kurucu caiz görürler. Yani İslamiyette tabii ki kadınların öyle yönetmek gibi bir hakkı falan yok yani bunu peşinen söyleyeyim. Yani öyle bir kadın başbakan olsun, cumhurbaşkan olsun asla çünkü aklen dun olarak görülüyor. yani Eksik akıllı. İki kadının şahitliğini ancak bir erkeğin şahitliğine bedel görürler. Yani mesela diyelim bir zina meselesi var. Sekiz kadın şahit iş görür mü? Görmez. Olmaz. Aralarında mutlaka bir erkeğin bulunması gerekir. Yani şöyle olmalı. Altı kadın bir erkek. Bu dört şahit demek. Yani şeyin olması gerekiyor. Aralarında mutlaka bir erkeğin olması lazım. E, i̇radesi tam olmayan bir kadın nasıl yönetici olacak? Zalim sultana hurucu caiz görmüştür. Şeyban bin Seleme ve Şebib bin Yezid bin Nuaym eşşeybaniye mensubiyetlerinden dolayı Şeybaniye ve Yezidiyye diye isimlendirilirler. Bunların görüşleri yanlıştır. Zira Hazreti Peygamber emiri kadın olan kavim iflah olmaz demiştir. Bak bunu demiştir. Emiri kadın olan kavim iflah olmaz. Allah da kadınlara erkeklere karşı örtülmelerini ve evlerinde oturmalarını emretmiştir. Ve ile evlerinizde oturun. Adam açıkça yazmış. Yani İslam hukukunda olay böyledir. Yok kadın milletvekiliymiş, yok kadın başbakanmış, kadın cumhurbaşkanıymış, yok böyle bir şey. Kadınlar örtünürler ve evlerinde otururlar. Yani evden dışarıya çıkmazlar gerekmedikçe, çok 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 gerekmedikçe kadın evinden dışarıya çıkmaz. Kaldı ki bizim Mozambikliler tek kelime Arapça bilmezler. Yani çoğunluğu için konuşuyorum. Belki %98'i tek kelime bilmiyordur. Yani bilmiyordur dediğim dillerine yerleşmiş Arapça kelimeleri biliyordur da yani Arapça okuma yazma anlam anlamında bilmiyordur. Yani kitabı bir meseleden bahsediyorum. Bilmez. Şey der ya bu Suudlar evet abi gerçek dini bilmiyor. Abi bu adam Suud. Bu adamın ana dili Arapça. Ana dili Arapça. Yani senin o adam gibi Arapça bilebilmen için en az bir 5 sene kadar okula gitmen lazım. C2 düzey için konuşuyorum. 5-6 sene çalışman lazım. O direkt senden 3-4-0 önde başlıyor yani konuyu. Sen o kitabı da zaten okumamışsın. Orada ne yazdığını da bilmiyorsun. Ondan sonra çıkıp diyorsun ki yok ya bu gerçek din olamaz. Olur abi olur. Olur. Yani şunu açıkça söyleyeyim hani bu adamlar bilmeyecek sen mi bileceksin? Tek kelime bilmiyorsun o din şeyle alakalı. Kitabın ana diliyle alakalı. İnsanlara imam, önder ve halife olacak kimsenin ortaya çıkması, kendini göstermesi, tehlikelerle karşılaşması, kötülükleri ortadan kaldırıp sulhun muhafazası için mücadele etmesi ve harbe girmesi lazımdır. Kadının bunları yapması yasaktır ve buna salahiyeti yoktur. Öyle olunca imamet ve hilafete caiz değildir. Zalim sultana hurucu bunlar caiz görürler. Halbuki ehli sünnete göre caiz değildir. Çünkü Allah şu sözüyle onlara mutlak olarak itaat edilmesini emretmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden emir sahiplene de itaat edin. İster taat ister masiyet olsun. Emrin verdiği emre uymak ümmetin vazifesidir. Ancak sünnet ve icma bu itaate masumiyeti ayırmıştır. Masumiyet dışında her şeyde uymak şarttır. Sünnete gelince Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Halika isyanda mahlukun itaati olamaz. Eğer sultan iyi ve doğru şeylerin yani marufun yapılmasını emrediyorsa itaat farzdır. Kötü şeyler yani münker ve isyan emrediyorsa itaat edilemez fakat huruç da edilmez. Bu konuda icma vardır. Bunu Hazreti Peygamber'in şu sözde teyit eder ki Buhari'de de mevcuttur. İster iyi ister fena olsun isyan emretmeyen Müslüman erkeği lideri dinlemeli ve ona itaat etmelidir. İsyan emrederse ne dinler ne de itaat edilir. Şunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kadın başını örse de mi yani ondan milletvekili falan olmaz. Yani dinen tabi bence olur da dinen olmaz. Olmaz arkadaşlar. Yani onun öyle başını örtmesi ya da ne bileyim isterse yani kara çarşafla gitsin okula Bankaya veya dışarıya. Hiç değil ki bu. Olmaz yani. Dini olarak diyorum yani. Yoksa tabii ki bir kadın vekilde olur, cumhurbaşkanı da olur, başbakan, her şey olur yani. Pilot da olur. Ne geliyorsa aklınıza olur yani. Yeteneği doğrultusunda tabii. Hani şeyi görse, uçağı görse konserve zannedecek kadını da sırf kadın diye pilot yapmazsınız. Konuyu biliyorsa yaparsınız. Ama dinen bu iş böyledir. Çünkü bir kadın nikah düşmeyen erkeklerin olduğu bir yere bir kere tek başına zaten gidemez. Yine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ha bence gider. Yani dinen diyorum ben size. Yine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Emrinde kötü bir hal gören kimse sabretsin. Cemaatten bir karış ayrılan kimse öldüğü zaman cahiliye devrinde ölmüş gibi olur. Abi cahiliye devrinde ne olarak öldü ama? Mesela İslamiyet henüz gelmemiş. Gerçi haniflik meselesi falan var. Bazı sahabiler de şöyle söylemişlerdir. Tebasını adaletle hareket eden imamlar için tebaa şükredir. Bunun ecri imamlarındır. Eğer imamlar zulmederlerse tebaaya sabretmek düşer. Bunun vabali imamlarındır. Allah tevfikiyle Nasibiye ve har Haravic'in görüşleri burada tamam oldu demiş. Ve bir sonraki bölüme geçmiş. Ravaz'ın sınıfları ve görüşleri. Bunlar kim acaba? Rafafız. Acaba Rafızi mi? Bunlara imam ha rafiziye, ha rafazi, rafafız, rafafızın sınıfları ve görüşleri. Bunlara imamiye, gulat ve zeydiye de denir. tesmiye edilmesinin sebebi dünyanın hiçbir zaman açık veya gizli, batın bir imamdan mahrum bulunmayacağı iddialarıdır. Hazreti Ali'den başkasının hak imam olmadığını söylerler. Gulat denmesi Ali konusunda gulve girmelerindendir. Ona bir taraftan uruhiyet, bir taraftan nübüvvet ve bir taraftan da nübüvvetle ortaklık nispet etmektedirler. Zeydi'yi yedenmesi de Zeyd bin, Ali bin, Hüseyin bin, Ali'ye mensup olmalarındandır. Abi senin adında zaten bir tane Ali bin Hüseyin var. Niye bir tane daha bin Ali aldın ki? Ya i̇ki bin Ali olsun diye mi? Tamam kötü bir espriydi kabul ediyorum. İddiaların esası Ebu Bekir ve Ömer'e tekfire dayanır. Onlardan uzaklaşmayı ve dini bir vecibe bilirler. Onlar için tevelli edilecek yalnız ve yalnız Ali'dir. Ali, Musa'nın Yahudilerden, İsa'nın Nasara'dan beri olması gibi onlardan beridir. Rivayete nazaran Hazreti Ali şöyle söylemiştir. Bu ümmet yetmiş küsür kısma ayrılacaktır. Bunlardan en fenası biz ehli beyti sevdiklerini söyleyip işlerimize muhalefet edenlerdir. Keza Mücahit İbn Abbas'tan o da Ali'den şöyle rivayet ediyor. Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılmışlardır. Siz 73 fırkaya ayrılacaksınız. Bunların en sapık ve habisi teşeyyü edenler veya Şia'dır. Yani şey mi olmuş? Nasıl olmuş? Yani şia. Bu durum Şia mesebi yok ki. E Bu durumda geleceği gördüğünü iddia ediyorsun abi sen. E hani gaybi sadece Allah bilirdi. Mesela gaybı Allah biliyorsa sadece. O zaman şöyle mi olacak yani Hazreti Ali'nin vahiy aldığını mı iddia ediyorsun sen? Nasıl Hazreti Ali böyle bir şey diyebilir? Hazreti Ali'nin şöyle söylediği de rivayet ediliyor yani. Bu adam diyor ki Hazreti Ali direkt Şiileri eleştirirdi anlamında. Hazreti Ali'nin şöyle söylediği rivayet edilir. Hazreti Rasulullah bana şöyle dedi. Sen bir bakıma Hazreti İsa'ya benzersin. Yahudiler ona buğuz ve annesine iftira ettiler. Hristiyanlar sevdiler fakat onu layık olmadığı bir menzile indirdiler. Sonra Ali için şöyle söyledi: "Senden dolayı iki kısım insan helak olacaktır. Müfrit muhabbet ve senden dolayı. Müfrit muhabbet ve müfrit kin besleyenler." Bir rivayete göre şu ibare ilave ediliyor: "Bir tayfona muhabbet bağladı ve bu muhabbetinde itidal hudutlarını aşmadı. Onlar neçta necate erdi." Şimdi bu da şöyle bir sıkıntı var. Peygamber de eğer bunu biliyorsa yani gelecekte ne olacağını Allah tarafından vahyedilmiş bir bilgi. Allah'ın vahyi Kur'an'da toplandıysa bu söz neden Kur'an'da yok? Birinci rivayet Macit ve Hazret Ali'den Rebiyanındır. Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaşmak din ve İslam'dan uzaklaşmaktır. Amr bin Kays'tan rivayet edilmiştir. Cafer bin Muhammed'in şöyle söylediğini işittim. Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaşanlardan Allah da uzaklaşır. Bunu El Hafız Ebu Musa sapıklarla münakaşasına delil olarak zikretmiştir. Zeyd bin Ali'nin şöyle söylediği rivayet edilir. Burada da hep rivayetler var ya. Hakikatler ne zaman gelecek acaba? Zeyd bin Ali'nin şöyle söylediği rivayet edilir. Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaşmak Ali'den uzaklaşmaktır. İbn Abbas'ın rivayeti Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Dininizde zorlukla karşılaşırsınız. Ebu Bekir Sıddık'a gidin. Ümmetimden Ebu Bekir'den hayırlı kimseyi bırakmadım. O iyi niyetlidir. Ömer'e gelince o İslam'ın kalesidir. Bu ikisinden uzaklaşana Allah cennetini aram kılar. Bunun alametleri cemaate uyarak bidatlere tabi olmaktır. Ali'ye muhabbeti sebebiyle canını kurtarıyor. Bu Ali sevgisi yalandır. Eğer Ali'yi sevmiş olsalardı onun iki dostuna kin besleyemezlerdi. Şimdi tamam da mı? Bu adamların ellerindeki yani Şia'nın elindeki hadislere göre bahsettiğiniz Ömer ve Ebu Bekir bir kere Ali'nin dostu değil. Düşmanı olarak görülüyor. Yani Hz. Fatıma'nın hayatını kaybetmesinin birinci sebebi olarak Şiiler Halife Ömer'i görüyorlar. Yani o adamlara göre dost değil ki uzaklaşıp uzaklaşmamaya karar versinler. Yani bu şeyden kaynaklı biraz. Karşı taraf yani karşı taraf sözcüğünü çok fazla sevmem de Gerçi neye göre karşı taraf? Şimdi rekabet edip gelişebiliyorsanız karşılıklı karşı taraf iyidir. Düşman yaratıyorsanız yani o tabi ayrı bir olay. Bir ara düşman yaratmak diye bir konuda da konuşabiliriz. Bence olabilir. detaylı bir konu yani. Kimi devletler direkt kendine düşman yaratıyorlar ki ayakta kalabilsinler. Öyle bir ülke vardı. Kendine hayali bir düşman devleti yaratmış. Ona karşı hep savaşa hazırlanıyor böyle. İlginç bir olay. Ya öyle bir devlet yok. Adamlar bir düşman devletini yaratmışlar. Kafalarında ha. Hayali bir devlet. Onlara karşı tatbikat falan yapıyorlardı arada. Ne diyecektim onu unuttum. Ama yani şey şöyle toparlayayım sözü. Karşı taraf ha karşı taraf karşı taraf. Yani bu insanların bakış açısını bilmeden direkt böyle onun dostlarıyla karşılıklı tartışıyorsunuz demek de çok doğru değil. Mesela acaba Şiiler Sünnilerin bu olaya nasıl baktığını biliyorlar mı? Gerçek iki taraf da birbiriyle iletişime geçmediği için herhalde bilmiyorlardır diye düşünüyorum dostlarım. Arkadaşlar bu mezhepler videosunu burada bitireyim. Bir sonraki bölüm isterseniz yorumlarda bahsedeyim.